Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizi Keynesyen çapraz diyagramı kavramıyla tanıştırmak istiyorum. Keynesyen yaklaşımının analiz araçlarından biridir bu. Ve buradaki mantık şudur, gayri safi yurt içi hasılanın dengede olduğu durum bazen en uygun durum olmayabilir. Ekonomi potansiyelin çok altında işliyor olabilir ve tam kapasiteye yaklaştırmanın Keynesyen yaklaşımı benimseyenler için ekonomiyi tam kapasiteye, tam istihdama yaklaştırmanın yolu toplam geliri bir şekilde etkilemekten geçer. Peki diyeceksiniz ki biz şimdi ne yapacağız? Hemen anlatıyorum. Tüketim fonksiyonuna dair bilgilerimizi kullanacağız ve Keynesyen çapraz analizimizi oluşturacağız. Öncelikle planlanan harcamalar üzerinde bir düşüneceğiz ve Planlanan harcamalar gerçek çıktıdan yani gerçek harcamalardan saparsa ne olur onu inceleyeceğiz. Daha önce işlediğimiz konulara çok benziyor aslında, yalnız bu kez işin içine planlamalar da giriyor. Evet, diyelim ki planlanan harcamalarımız var. Şimdi eşitliğin bu tarafına toplam harcama öğelerini yazabiliriz. Evet, bunlar tüketici harcamaları olacak, yatırımlar olacak. Yalnız Burada dikkatli olmak lazım. Buna planlanan yatırımlar demem gerekiyor. Tam olarak ifade edecek olursak eğer firmaların yapmayı tasarladığı üretim demektir. Peki bunu neden farklı yazıyoruz? Hemen açıklıyorum. Çünkü toplam harcama herhangi bir nedenle beklediklerinden daha düşük çıkarsa stoklarında birikme olabilir ve bu stoklar da yatırımdan sayılır. Ve bunlar planlanan stoklara ek fazladan stoklardır gerçek talebin beklenenden yüksek çıkması stokların erimesine neden olabilir. Ve stokların erimesi de planlanan yatırım seviyesinden uzaklaşılmasına yol açar. Yani bu durumda aslında eriyen toplam yatırımdır. Bu sebeple planlanan yatırımla gerçek yatırımı birbirinden ayırıyorum. Tabi burada bir de hükümet harcamaları var. Ve nihayet net ihracat diyoruz. Keynesyen çaprazı analiz edebilmek adına bu ifadeyi yine aşırı derecede basitleştireceğiz ve herhangi bir gayri safi yurt içi hasıla veya toplam çıktı seviyesinde tüm bunların sabit olduğunu varsayıyoruz. Yani bunlar toplam çıktıya veya gayri safi yurt içi hasılaya bağlı olmadığını farz edeceğiz. Ve diyeceğiz ki bu aşırı dev bir basitleştirme şekli. Yani bunlardan herhangi birinin toplam gelire bağlı grafiğini çizecek olursak eğer düz bir çizgi elde edeceğiz. Mesela planlanan yatırım bu şekilde oluyor veya hükümet harcamaları bu şekilde gidiyor. Yani önceden belirlenmiş veya öyle devam ediyorlarmış gibi düşüneceğiz. Hatta bir anlamda modelin dışsal değişkenleri gibi de düşünülebilir. Yani hiçbir şeye bağlı değiller harici etkenler bunlar. Evet, yani hükümet harcamalarının grafiği bu şekilde. Net ihracatta böyle bir şey olsun. Görüldüğü gibi tek değişkenimiz tüketim fonksiyonunun üzerine inşa edeceğimiz ki başta söylemiştim Toplam gelirler tarafından belirlendiğini varsaydığımız tüketim Yani bu O zaman bu ifade neye benzeyecek onu düşünelim Galiba şuna benzeyecek şuraya bir grafik daha çizeyim Evet, ikinci bir grafik çiziyorum. Bu toplam gelir. Yani bağımsız değişkenimiz bu olacak. Ve bu ekseni ise harcamalar ekseni diyebiliriz. Evet, harcamalar diyelim. Sadece tüketici harcamalarının grafiğini çizecek olursak, bunu daha önce görmüştük. Çünkü tüketim fonksiyonunun yine lineer olduğunu varsayıyoruz. Hatırlarsanız son videolarda gördüğümüz tüketim fonksiyonlarının hepsi lineerdi. Bunu nasıl yazarsak yazalım hepsi şöyle bir grafik oluşturuyordu. Doğru, düşey ekseni pozitif yönde kesiyordu. Ve yukarı doğru birden küçük bir eğime sahipti. Yani tek başına tüketim şöyle bir şey oluyor. Evet. Bu toplam gelire bağlı tüketici harcamaları fonksiyonunun grafiğidir. Şimdi buna tüm bu sabitleri ekleyecek olursak planlanan harcamalar grafiğimize ulaşmış oluyoruz. Ki o da şöyle bir şey olacak. Mesela buna sadece net ihracatı eklersek grafik sadece birazcık yukarı kayar çünkü bunların hepsi sabitti. Her noktayı bu kadar yukarı çekiyoruz yani. Demek ki hükümet harcamalarını katarsak bundan biraz daha yükseğe kayacaktır planlanan yatırımlar da dahil hepsini eklersek şöyle bir şey ortaya çıkacak Dilerseniz bunu da farklı bir renkle çizmek istiyorum gösterebilmek açısından Evet işte buna benzer bir grafik elde edeceğiz yani tüketici harcamalarıyla başlıyorum Öncelikle lineer bir tüketim fonksiyonu kullanıyorum aslında bu lineer olmak zorunda değil ancak lineer olunca Keynesyen çapraz diyagramı çapraza çok daha fazla benziyor. Ayrıca analizi de oldukça kolaylaştırıyor. Yani sabit olduğunu varsaydığımız tüm bu değerleri grafiğe eklediğimizde toplam harcamalar buraya yükseliyor. Yani bu. Arkadaşlar affedersiniz burada toplam planlanan harcamalar diyecektim yanlış telaffuz ettim. Şimdi ekonominin döngüsel akım şemasını biliyoruz ki bir ekonomi denge noktasındaysa toplam çıktı toplam harcamalara eşittir veya toplam harcamalar toplam gelire eşittir. Yani bir denge durumunda bu ikisi birbirine eşit olur. Bu ikisinin eşit olduğu noktaları birleştirerek bir doğru oluşturalım. Bu doğrunun eğimi 1 olacak ve Y harcamalara her zaman eşit olacak. Yani böyle bir şey Keynesyen çapraz adı da buradan geliyor aslında çünkü Bakın planlanan harcamalar doğrusuyla denge doğrusu burada birbirini kesiyor En azından ben buna denge doğrusu diyorum çünkü bu doğru Gelirlerin harcamaları eşit olduğu noktalardan oluşuyor Bu doğru üzerinde gelirler harcamalara eşit Yani gelirler eşittir harcamalar diyoruz Şimdi planlanan toplam harcamalar doğrusuna bakacak olursak. Hatta bunu toplam gelire bağlı toplam talep fonksiyonunun eğrisi olarak da düşünebilirsiniz. Gerçekte ekonominin dengede olduğu nokta tam olarak bu noktadır. Burada harcamalar çıktıya eşit. Aslında ben yamuk çizdim ama bunlar aslında kare gibi olacak ya da bir deneyelim belki daha iyi çizebilirim. Gerçekten 45 derecelik bir açı olması lazım. Çünkü 45 derece daha ziyade şöyle bir şey Bu galiba biraz daha iyi görünüyor İşte bu noktada ekonomi dengede Ben bunu pek sevmedim arkadaşlar bu analizi zorlaştırıyor Neyse sonuçta mantığı anladınız Bu harcamaların toplam geliri eşit olduğu bir doğru olacak bunu böyle çiziyorum ki diğer doğruyu kestiği nokta analize daha elverişli bir yere denk gelsin. İşte Keynesyen çapraz burada ilginç bir araç halini alıyor Çünkü bu şekil üzerinde farklı durumlarda neler olabileceğini inceleyebiliriz Evet Burası gayri safi yurt içi hasılanın denge noktası Mesela toplam gelir bir nedenle bu denge noktasından daha yüksekte olursa ne olur? Şimdi bu senaryoyu düşünelim yani diyelim ki biz buradayız bunu morla çizelim. Biliyorsunuz ki mor benim en sevdiğim renktir. Evet, diyelim ki buradayız. Burası Y1 olsun. Şimdi ne oluyor bakalım? Bu Y1 seviyesinde burada toplam çıktı ki toplam gelirle aynı şey oluyordu. Bu noktaya denk geliyor. Planlanan harcamalarsa bu noktaya yükseliyor. Bu görmüş olduğunuz fazlalık. Evet. Planlanan talebin üzerindeki bu fazlalık biriken stokları temsil ediyor. Ekonomi ihtiyaç duyduğundan fazlasını ürettiği zaman stok birikimi ortaya çıkıyor burada. Firmalar ürettikleri tüm ürünleri satamıyorlar ve bu fazladan stok birikimi yatırıma yansıyor. Yani gerçek yatırımın muhtemel değerini bulmak için bu delta'yı planlanan yatırımlara eklemek gerekecek. Ve ekonomi bu duruma geldiğinde firmalar şöyle diyor Acıklı bir sesle eyvahlar olsun stoklarımız birikiyor biz bu kadarını beklemiyorduk Ürünlerimizi satamıyoruz çıktıyı düşürmemiz gerekiyor Bu gayri safi yurt içi hasılayı tekrar denge noktasına çekmeye yarayan bir geri besleme mekanizmasıdır Peki denge noktasının altında neler olur? Diyelim ki gayri safi yurt içi hasıla tam burada Y2 Şunları alt simge olarak yazayım. Nedense üst simge yapmışım. Neyse buna Y2 dedik. Burada bu çıktı seviyesindeki toplam talep üretimden yüksek. İnsanlar daha fazla ürün ve hizmet talep ediyor. Yani burada bir çıktı açığı var ve bu stokların erimekte olduğunu gösteriyor. Demek ki yapılan yatırım yeterli değilmiş veya şu şekilde de düşünebiliriz. Stoklar daralıyor. Şimdi diyelim ki benim işim değişmiyor, bir limonata standım var ve her zaman hazır 5 bardak limonatalık bir stok tutuyorum. Ve her saat 1 bardak limonata satıyorum. Eğer insanlar birdenbire saatte 2 limonata satın almaya başlarsa stoklarım tükenmeye başlıyor. Bahsettiğimiz fark da bunu anlatıyor aslında. Gerçek çıktı istenenin altında. Bu durumda stokların tükenmekte olduğunu gören firmalar diyor ki eyvahlar olsun. Ürün ve hizmetlerim gittikçe tükeniyor. Üretimi artırmalıyım. Stoktan kasıt üründen bahsediyorlar yani. Üretimi artırmaya karar veriyor firma sahipleri. Böylece çıktı kendiliğinden bu denge noktasına kayıyor. Umarım mantığını biraz anlatabilmişimdir sizlere gelecek birkaç video boyunca Keynesyen çaprazı kullanarak Keynesyen düşünceyi anlatmaya çalışacağım. Mesela bunlardan birini değiştirirsek gayri safi yurt içi hasılanın denge seviyesi nasıl etkilenir?